Herkese merhaba arkadaşlar, ben Alper. Kripto Geçim kanalımıza hoş geldiniz. Aylardır üzerinde durduğum, paylaştığım ve birçok insanın da girmesine vesile olduğum bir proje olan EigenLayer'den bahsedeceğim. Ve bu EigenLayer projesiyle alakalı kendi Ethereum'larımı vesaire çekecek miyim, devam edecek miyim yoksa buraya kadar tamam mı diyeceğim. Şimdi bunların tüm detaylarını sizlere vermeye çalışacağım. Öncelikle bu airdropla alakalı şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. EigenLayer senin yapacağın airdropu anasını avradını sikeyim. Orası bu çocuğu insanlara Ethereum kitleyip sonunda bize kitledin. Aygın Layer airdrop olayının içine sıçmıştır. Bu kadar basit. Bok gibi saçma sapan bir airdrop yaptı. Ben dahil hiç kimseyi de memnun ettiğini zannetmiyorum. Sadece balinaları memnun etti arkadaşlar. Gerçek anlamda yüksek para yatıran insanlar güzel paralar kazanacak Aygın Bir de çok eskiden beri girenler. Şimdi ben de eskiden girdim. Ben de biraz yüklü girmiştim zamanda. Ama arkadaşlar benim mutlu etmesinin en büyük sebebi şu olacaktı. Ben insanlara çok güzel para kazandıracağını düşünüyordum. Ve inanılmaz da böyle bir umudum vardı bu konuda. Ve bu yüzden de çok fazla içerik ürettim. insanları teşvik ettim. Yalan yok. Burada benim e, hatam şu arkadaşlar. Ben beklentiyi çok yükselttim. Yani benim en büyük hatam budur büyük ihtimalle. Özür dilerim bundan dolayı. Hani aygın yerin bu kadar boktan bir şey yapacağını zannetmiyordum. Sizlere hatta kendi cüzdanımı da göstereyim arkadaşlar. Bu benim ana cüzdanım değil ikinci cüzdanım arkadaşlar. Buraya gelip tıkladığım zaman bana verdiği miktar görüyorsunuz. 55 adet aygın layer vermiş bana. Ee, ki normalde bu cüzdan da inanılmaz bir puffer kasıyorum, şey kasıyorum ne bileyim yani kasmadığım hiçbir şey yok. Pendle üzerinden vesaire bilmem ne. Ama 55 tane geldi. Bunun da sebebi Pendle'daki yapılan puanları falan dikkate almamışlar. Birinci aşama yapmışlar, bir de ikinci aşama yapmışlar. Hatta burada kendileri şöyle bir açıklama vesaire de yaptılar arkadaşlar. Discord üzerinden, Twitter'dan vesaire. Burada birinci aşamada diyorlar ki arkadaşlar toplam arzın yani toplamda %5'lik bir airdrop yapılıyor birinci sezonda. Birinci sezonda iki aşamaya ayrılıyor. Birinci aşamada %90'lık bir kısmı direkt olarak birinci aşamada dağıtılmış. Yani sizin almış olduğunuz şu puan %90'lık kısım. Geri kalan %10'luk kısımda arkadaşlar ikinci aşamada dağıtılacak. O da bir ay içerisinde dağıtılacakmış. Şimdi bu birinci aşama ve ikinci aşama ve neden %90'ı neden %10 muhabbetini sizlere söyleyeyim. Burada kendi diyor ki bu pendle işlerine vesaire giren diyor. İşte bu DeFi kontraktlarını kullananlar diyor. Çok kompleks şeyler. Böyle olduğu için diyor biz işte LRT platformlarına danışıp onların diyor bilgilerini vesaire almamız lazım. Burada diyor işte şu projeleri kullananlar çok kompleks işlemler yaptığı için hangi cüzdanla ne kadar puan var vesaire tam belli değil. Onları arkadaşlar işte Puffer'a, Renzo'ya vesaire bilmem neye soracaklar ve oradaki puanları insanlara dağıtacaklar. Şimdi buradaki %90 %10'luk muhabbet ne sizlere onu da göstereyim. Şöyle bir tablo hazırladım. Aygın Neyri'li şunu savunuyor arkadaşlar. Bence aptalca bir şey ama bunu savunuyorlar. Kendilerince bir mantığı var. Biz diyor Haziran 2023 ayında diyor açtık buradaki depozitleri ve Mart 15'te snapshot aldık. Çok erken almışlar bence. En son gün almaları lazımdı. Neyse ama şimdi diyorlar ki bakın toplamda diyor biz tam 10 aylık bir süreç içerisinde insanların diyor burada işte para yatırmalarına vesaire olanak sağladık. Burada en önemli olan nokta bir Aygın Layer'in kendi sitesine yatıranlar. iki direkt olarak sadece işte puffer'a koydum ve karşımda LRT aldım. Yani bunu herhangi bir DeFi platformuna koymayan insanları çok güzel bir şekilde içerisine almışlar. Peki neden Pendle %10'luk bir kısma denk geliyor da %90'lık kısmı bunlara denk gelmiyor? Onu da şöyle açıklıyorlar arkadaşlar. Adamlar diyor ki bakın diyor biz diyor Haziran 2023'te açtık. Pendle işlemleri diyor. Şu son 1-2-3 ay içerisinde olmaya başladı. Yani zaten Ocak ayında çok doğru düzgün bir insan Pendle'dan işlem yapmıyordu. Şubat ayında patladı. Herkes diyor Pendle'a vesaire yatırmaya başladı. Yani Şubat'tan diyor Mart'ın 15'ine yani yaklaşık 1,5 aylık bir süreç var diyor. 1,5 ay içerisinde diyor kasılan puanlar vesaire bunların diyor ödülleri verilecek. O ikinci aşamada verilecek. Şu anki aşamada verilmedi. %90'lık bir kısmının burası olduğunu, %10'luk kısmının da o yüzden burası olduğunu savunuyorlar. Peki bundan sonraki aşama ne olacak arkadaşlar? Dediğim gibi tam şu aşamada vesaire bir snapshot alındı. Şu andan itibaren biz direkt olarak ikinci sezona girmiş bulunduk ve ikinci sezon ödülleri de toplanmaya başlıyor. İkinci sezon ödüllerinin büyük ihtimalle bakın sizlere şunu net olarak söyleyeyim. Sadece TVL üzerinden yapmayacaklar. Şimdi Aygın diye diyor ki ben sizlere Aygın veriyorum. Fakat bunlar transfer edilebilir değil. Bunları diyor sadece stake'e koyabilirsiniz. Şimdi burada önemli nokta şu olacak büyük ihtimalle. Stake edenlere ekstra bir puan, ekstra bir şey verecekler ikinci sezon için. Yani ben Eigenlayer'in iyi bir proje olduğunu ve sağlam bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu arada bununla alakalı fikrim hiçbir şekilde değişmedi arkadaşlar. layer kriptodaki en sağlam projelerden bir tanesi olacak çok büyük ihtimalle. White paper'larını gördüyseniz işte bu tokenomics'lerini vesaire gördüyseniz yani token detaylarını inanılmaz bir şeyler. Adamlar çok başka bir seviyede bir iş yapmışlar. Fakat airdrop dağıtımı bok gibi. Tamam o konuda herhangi bir şeyimiz yok. Savunmuyorum. Aptalca bir şey bence. Peki hocam buraya yatırdığımız paraları çekecek miyim? 1- Ben arkadaşlar Layer'ın içerisine koyduğum bir e, Ethereum'u vesaire çekmeyi düşünmüyorum. E, Ethereum'u ne zaman çekerim sizlere onu söyleyeyim. Ben arkadaşlar elimde halihazırda yaklaşık 20-25 tane Ethereum tutuyorum. Tabi bunların 2-3 tanesi yandı gitti onları hesaplamadım. Onları da bir hesaplamam lazım. Bu tuttuğum Ethereum'ları arkadaşlar kafamda belli bir miktar var. İşte Ethereum 5000 dolar civarlarına vesaire gelirse elimdekilerin %50-%60'ını satmayı planlıyorum. Eğer Ethereum buralara gelirse elimdekilerini satıp direkt olarak arkadaşlar nakite geçmeyi planlıyorum yavaş yavaş o vakte kadar elimde zaten ben Ethereum tutacağım. Yani Ethereum'u herhangi bir yere koymuyorum. Bir şey yapmıyorum. Satıp başka bir coin de almayacağım. O yüzden arkadaşlar Eigen Layer üzerinde bunları tutmaya devam edeceğim. Şöyle bir nokta var. Bakın Eigen Layer puan farmları airdrop alacak. Şimdi alt evden aldım ben. Omni'den aldım. EtherFi'den alanlar oldu. Ben alamadım. Renzo'dan aldık arkadaşlar. Dün aldık. Piyasa boku yedi çöktü ama yine de bir airdrop geldi birçok kişiye. Şimdi buradaki olay şu. Birçok de airdrop yapacak. Mesela Aygın sitesine girin arkadaşlar. Burada AVS'ler var. Bunların hepsi bir airdrop yapacaktır büyük ihtimalle. Ve bu airdroplar Eigenlayer Değer stakerlarına, restakerlarına vesaire dağıtılacak. Bunlardan para kazanmaya bu sefer odaklandım. Hani evet Aygın doğru düzgün hiçbir bok kazanamadık. Bari Eigenlayer layer ekosistemi içerisindeki projelerden kazanayım diye düşünüyorum. Burada şöyle bir olay var. Şimdi bazı insanlar arkadaşlar çok az bir miktar koydu. Hocam benim 300 dolarım var, 500 dolarım var. Arkadaşlar sizlere şunu çok açık gönüllülükle söyleyeyim. Yani şunu net olarak anladık. Ben böyle olacağını zannetmiyordum. Ama Aygınlayar diyor ki kardeşim paran yoksa bana bulaşma. <laughs> yani arkadaşlar 3000-5000 dolar civarında bir parayı buraya koymadıysanız bunun karşılığında çok da güzel bir airdrop alamıyorsunuz. Ne yazık ki böyle bir olay varmış. Aygınlayar e, e, çok az para koyan insanlara ya da çok geç para koyan insanlara acımadı. Onlara doğru düzgün airdrop yapmadı. Aynı şekilde ekosistem içerisindeki projelerin de buna benzer bir şey yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü Omni de ilk 15.000 staker'a verdi. Altları 720 puan sınırı koymuştu. Eee böyle bir şey yok ama arkadaşlar şuradaki projelerin hepsi buna benzer bir şey yapabilir. O yüzden eğer puanınız yüksek değilse ya da koyduğunuz miktar çok az değilse oradaki Ethereum'u çekip başka bir coin alıp oradan daha fazla kazanç sağlamaya çalışabilirsiniz. Fakat eğer elinizde yüklü miktarda Ethereum varsa bütçeniz yüksekse ve gerçek anlamda Ethereum'u zaten elinizde tutmak istiyorsanız bunları arkadaşlar tutmaya devam etmenizde bence fayda var. Çünkü arkadaşlar Aygınlayar Airdrop'unun %5'lik kısmı sadece dağıtıldı. İlerleyen kısımlarda %10'luk bir kısmı tekrar dağıtılacak. Hem onlardan da alacağız. Üzerine buradaki tüm bu projelerden de Airdrop aldığımızı planlarsak yine de karlı olabileceğini düşünüyorum. Şimdi Aygınlayar zarar ettirdi mi derseniz Aygınlayar çok zarar ettirmedi arkadaşlar. Yani Evet beklentilerimizi karşılamadı ama onun karşılığında ne bileyim çok da fazla bir zarar olduğunu görmüyorum. Fakat topluluk çok güzel bir tepki gösterdi. Ben de tepki gösteriyorum. Ben de Twitter'dan sürekli yardırıyorum arkadaşlar. Bu Eigenlayer'in CEO'suna falan bile cevap yazdım hani mesaj attım. E, tepki de gösteriyorum. Yorumlarda da bazen global sayfalardaki hesaplara vesaire de yazıyorum. Şimdi topluluğun tepki göstermesi bence çok güzel bir şey. Fakat Eigenlayer e, işte Elrobu, Renzo gibi, Etrify gibi değiştirir mi? zannetmiyorum arkadaşlar çünkü Aigloner kendi çerçevesinden kendi perspektifinden baktığı zaman biz diyor mükemmel bir airdrop verdik ve hiçbir şekilde bunda değiştirme planlarının olduğunu zannetmiyorum. Çünkü arkadaşlar bu adamların rakipleri yok. Şimdi bakın arkadaşlar Svel, Bedrock, işte Puffer, Kelp bilmem ne. Bu adamlar dandik bir airdrop yaptığında şundan korkarlar. Ya Puffer dandik airdrop yaptı, benim bütün kullanıcım parasını çıkarıp Kelp'e sokabilir. Ya da Kelp'ten Svel'e sokabilir. Ama arkadaşlar Eigenlayer'in böyle bir rakibi yok. Yani adamlar diyor ki biz rakipsiziz. Bu piyasada şu an biz tekiz. Ve e, yani bizden çıkarıp sizi daha fazla bir yere koyacağınız bir şey yok diyor. Karak marak var ama onlar da dandik projeler. Yani çok da bir şey kazandıracağını zannetmiyorum. Airdrop'u kazandırabilir ama proje olarak copy paste bir proje arkadaşlar. Yani Eigenlayer'in yanından geçecek bir proje bile değil. Bu sebepten ötürü arkadaşlar ben elimdekini burada tutacağım ve tutmaya da devam edeceğim. İlerleyen zamanlarda herhangi bir farklı bir şey olursa da Bununla alakalı detayları sizlere vermeye çalışırım. Benim ana cüzdanım ne kadar aldı diyenler oluyordu. Bunu merak edenler oluyordu. Evet, bu benim ana cüzdanım ve buradaki puanlarımı da görüyorsunuz. 73 bin civarında bir Eigenlayer puanım var. Bu cüzdan ne kadar aldı diye merak edenler vardı. Hemen onu da isterseniz şöyle sizlere göstereyim. Bakın burada görebilirsiniz arkadaşlar. Ben de her şey şeffaf yani kimseden bir şey sakladığım yoktur. 1800 adet Eigenlayer dropu almış bulundum. Yani buradaki rakam ben çok eskiden beri girdiğim için ve bir miktarda yüklü girdiğim için. Yani şuradaki fiyatı hesaplarsak yaklaşık yani 40-50 bin dolar falan yapıyor. E, bu yüzden arkadaşlar bana biraz daha yüksek verdi. Fakat benim beklentim bu muydu? Ben çok 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 daha fazlasını bekliyordum. Yani bence bana bile az verdiler. Ama daha sonradan girenlere daha da az vermişler. O yüzden arkadaşlar ben iyiye iyi kötüye kötü diyebilen bir insanım. Aygün'le ne kadar çok desteklemiş olsam, paylaşmış olsam da, e, airdrop konusunda işin içine sıçmış bir projedir. Ne olursa olsun bunun hiçbir şekilde bir eee artı eksi vesaire tartışılmaz. Tamamen berbat bir airdrop yaptığını düşünüyorum. Evet ile alakalı benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Elimdeki coinleri şu an için çekmeyeceğim. Pendle'daki coinleri çekecek miyim? Hayır arkadaşlar. Pendle'daki coinleri de çekmeyeceğim. Neden? Yani dediğim gibi arkadaşlar şuradaki projeleri görüyorsunuz. Her ne kadar biz Aygın çok puan kazanamamış olsak da bu projelerin kendi airdropları olacak. En azından oradaki projelerden güzel bir para kazanabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü onlar tamamen puan sistemi üzerinden ilerliyor. Yani ne kadar fazla puanım varsa o kadar iyi diyorlar. Öyle şu kadar tarihte yaptım bu kadar şeyde yaptın demiyorlar. Bu yüzden arkadaşlar destekliyorum. Ve bence buradaki bu projeler Aygın yaptığı hatayı ve bunun şeyini görüp biraz daha iyi airdrop yapabilirler diye umuyorum. Yani benim beklentim bu yönde. Bir de arkadaşlar son olarak Bob'la alakalı bir gelişme oldu. Bob ikinci sezonuna başladı. Mainnet'e geçti. Eğer Mainnet'e geçtiğinde arkadaşlar buraya siteye girerseniz şöyle karşınıza bir şey gelecek. Burada arkadaşlar Bob bize iki seçenek sunuyor. Diyor ki e, buradaki varlıklarını komple Bob ağına geçirebilirsin. Yani Build on Bitcoin ağına geçirebilirsin. Ya da varlıklarını çekebilirsin. Eğer varlıklarını çekersen diyor kazanmış olduğun puanları diyor koruyacaksın. Ama diyor işte ağı kullanmadığın için üzerine vesaire bir şey eklemiş olmayacaksın. Ama diyor eğer bizim ağımıza getirip şuradaki uygulamaları vesaire kullanırsanız diyor. Bakın burada mesela hangi projeye ne kadar spice ayırdıklarını vesaire göstermişler ve biz bunları kullanarak buradan puan falan kazanacağız. Ben ne yapacağım peki? Ben arkadaşlar şu an bekleyeceğim. Yani herhangi bir şey yapmayacağım. Birkaç gün beklemeyi düşünüyorum. Ee, çok fazla bakalım insan buraya girecek mi girmeyecek mi puan kasılma durumları vesaire nasıl olacak. <laughs> Onu biraz ölçüp biçtikten sonra arkadaşlar zaten sizlere Twitter üzerinden de paylaşımları yaparım. Evet arkadaşlar genel olarak böyleydi. Ee, sizlere tüm detayları, her şeyi verme çalıştım ve tüm şeffaflığımla, tüm e, objektifliğimle sizlere her zaman içerik paylaşmaya, sizlere fırsatları göstermeye çalışıyorum. Iron Layer konusunda saçma bir şey, airdrop oldu arkadaşlar. Bizlerin ne yazık ki mutlu etmedi. Beklentilerimizi asla karşılamadı. Ve sizlerin beklentilerini de ben çok yükselttiğim için hepinizden tek tek özür dilerim arkadaşlar. Umarım ilerleyen zamanlarda Eigenlayer'den kazanamadığımız belki bu parayı diğer projelerden çok daha güzel kazanırıp önümüze devam edeceğiz. Şu an piyasalar biraz düştü. Moraliniz bozulmasın. Kripto arkadaşlar hiçbir şey bitmiyor. Her şey daha yeni başlıyor. Dünyanın en büyük yatırımcıları, bankalar, şirketler, ülkeler bu işlerin içine giriyor. Piyasaların böyle 3-5 günlük düşüşleri, artışları sizleri paniğe sokmasın. İlerleyen zamanlarda uzun vadede kazanmaya devam edeceğiz. Bu işin içerisinde ne kadar uzun kalırsanız, ne kadar fazla kendinizi geliştirirseniz, ne kadar fazla fırsat kovalarsanız o kadar çok kazanma imkanınız oluyor. Matematik bu kadar basit. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu kapatmadan önce bir beğeni atarsanız harika olur. Bizleri desteklemek için abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.